Kolay gelsin. Nasılsın, iyi misin? Bacılarım kolay gelsin. Geçmiş olsun tekrar. Allah başka acı vermesin hiçbirimize. Nasılsın yavrularım? Nasılsınız? İyi misin? Burayı afet bölgesi ilan etti tabii devlet. Afet bölgesi olduğu için evleri biz yapamayacağız ama maddi yardımda bulunacağız. Yani önemli olan yapılması. Yani biz yapalım, devlet yapsın. Fark etmez sonuçta yani. Sonuçta yapılsın. Yapılsın yani. Biz mesele, tabii. Mesele yapılsın. İster devlet yapsın, ister bir yapalım. Biz yüreğimiz yandı. Biz kaç hafta, kaç gün arkadaşlar buradan ayrılmadılar. Sağ olsun. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalıştık. Biz bugünler için varız. Evet. Sağ ol. Maç yaparım. Al bakayım, al. Al, abi kapat bari. Motoru yanağına, bilmem, evi, el arabası yanağına, süt makinesi. Bir de buradan alayım başkanım. Zaten suratlar. Evet. Bunun için geldik ya. Girerken. Akşam. Başkanım hoş geldin. Nasılsınız, nasılsınız? Merhaba gençler. Üstlerime girmem dedim. Bunu hep merhabalar. 6'ya geçtim. 6'ya geçtim, güzel. Matematiğin kaç, söyle bakayım. Ne oluyor kızım? Yetişirim kız benim. Nasılsın? Teşekkürler. Ay canım benim. Oturun baş. Bizim verdiğimiz sözleri itidallı vermemiz gerekiyor. Ve verdiğimiz sözü yapmamız gerekiyor. İnsanlar bizim için, bize bunun için inanıyorlar. Dolayısıyla ben gittiğim yerde şuna çok özellikle ve özen gösteriyorum. Arkadaşlarıma da söylüyorum. Siz de duyun. Biz bunu yapamayız demek, yapacağız deyip yapmamaktan daha iyi. Eğer bunu yapacağız demişsek yapmamız gerekiyor. Şu arkadaşların 5-6 yıldan beri susuz. Şu karşıdaki gördüğüm arkadaşların düşmesi gerekiyor. Üstten çok fazla gelişlemeyecek. Bizim için oyun oranı falan bir anlam taşımıyor. Biz buradayız. Burada çünkü insan yaşıyor, bacılarım yaşıyor, kardeşlerim yaşıyor, gençler yaşıyor. Demek ki kıymet vermişiz, gelmişiz. Benim hizmet anlayışımda bana oy verdi, vermedi, karşıttı, oydu buydu yok diyor. 2021 yılında bizim Adana'da ne susuzluk olması gerekiyordu, ne yol problemi olması gerekiyordu. Ama ne yazık ki bunlar var mı var. Hastalık da 1,5 yıldır bizi alıkoyuyor. Ya o da var. 24 saat çalışıyoruz. Tabii yetmiyor, zaman da yetmiyor, imkanlar da yetmiyor ama bilesiniz ki hiç durmuyoruz. Bilesiniz ki. Ve inanın bir hizmeti, bir eksiği yaptıktan sonra sizin kadar mutlu oluyoruz. Niye buralara geliyoruz? Buradaki eksiği gözümüzle görelim diye yapıyoruz. Abi utandı. Merhaba canım. Nasılsınız gençler? İyi misiniz? İyi misiniz hepiniz? Merhaba. Nasılsın bacım? İyi, Allah verdi. Sen değilsin. Abinin su çıkarıyorum. Çıkarken çok zorlanıyorum. Buraya. Ne olacak şimdi? Bizim mahalle üst basit oluyor. Erken gelmek zorunda kalıyorum. Çocuk harbi. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız, değil misiniz? Vay canım benim. Gel. Nasılsınız? Nasılsın abi, misiniz? Onu söyleyeyim ya. Şey başlamış herhalde. Hasan'ı mı? Adam. İlgili bir şey. Trende ben bu. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldin buradan. Nasılsın? Ablam, iyi misin? Sağ ol, sağ ol. Allah aşkına. Burada gazımız. Kendi çabalarımızla yaptık. Ara yollara mı bize? Ara yollara içebilirsiniz. Sağ ol, orada görüştük. Merhaba, nasılsınız? Şeref Zahit, ne demek? Batak matak oynasanız oturacaktım ama. Selam aleyküm. Başkanım hoş geldin. Merhaba, nasılsınız? Nasılsın başkanım? Kağıt bırakmıyorsunuz. Tarım sen aç. Hayırlı işler. Nasılsın, iyi misin? Nereden geliyor bu armut? Merhaba. Hoş geldin. Nasılsınız? Ablam nasılsın? Öpem elini. Sağ ol. Allah razı olsun. Merhaba, nasılsınız? Bu dönem biraz daha iyi olur. Nasılsınız bacılarım, iyi misiniz? Allah'a şükür sizleri gördük, daha iyi olduk. Ben buranın az sıkmasını yemedim ya. Merhaba. Her köyde büyük bir ilgiyle çocuk, kadın, erkek ayırt etmeden
bizi karşıladı. Mutluluğumu bir kez daha dile getirdim bu sayede. Bu sıcak karşılamanız için özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de bu sevginize, bu ilginize, bu güveninize layık olmaya çalışıyoruz. Anadağ zor bir bölge. Ad üstünde dağ dolu bir bölge. Tabii su ve yol, hayat ikisi olmadan olmaz. Buraya su getirmiş olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyorum. Benim mutluluğumu düşünün. Bu ablamın, bu bacılarımın yoldan dolayı, sudan dolayı aldığım hayır duaları düşünün. Bu bana yeter. Zaten başka bir şey de istemem sizden. Aladağ'da çok iş yaptık. İnanın işlerin %60-70'ini bitirdik. %30-40 bir iş kaldı. Allah nasip ederse dönem sonuna kadar onları da yapacağız. Talebi başkanım. Biz buradan köprücük bir bağlantı yolumuz var. Aslında şimdi başlayalım. Oraya yaptığımız zaman köprü sorunu biz çözmüş oluruz. Doğa güzelliği. 5-6 tane daha var ama yorulmadan bir tane.